Karabağ'da Ermenistan'ın çekilmek zorunda kaldığı bölgelere yerleştirdiği mayınlar gündemde. En son böyle bir mayına çarpan araçta bulunan 3 basın çalışanı hayatını kaybetti. Bugünse Ermeni bir komutandan itiraf gibi bir açıklama geldi. Ermeni albay Koryun Kumaşyan, Azerbaycan'da bulunan esir askerler karşılığında Laçin ve Kelbecer bölgesine yerleştirilen 17 kamyon dolusu mayının haritasını verebileceğini söyledi. Ermeni komutan bu ifadesiyle Azerbaycan'ın bilinçli olarak bölgenin mayınlandığı yolundaki açıklamalarını da doğruladı. Detayları alacağız. TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos karşımızda. Fatih, bu açıklama, bu itiraf orada nasıl karşılandı? Tabii Azerbaycan'da çok büyük bir tepkiyle karşılandı Serpil. Çünkü Azerbaycan devleti özellikle Birleşmiş Milletler'e bir mektup yazmıştı. Bunun bir savaş suçu olduğunu ifade etmişti. Diğer taraftan Agit Mis grubu eş başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirilmişti. Ve burada da bu rahatsızlık ifade edilmişti. Çünkü 27 Eylül'de başlayan savaş sonrasında biliyorsun Ermenistan Azerbaycan'ın taleplerini kabul etmişti ve geri çekilmişti. İşte bundan sonra bölgede normalleşme çalışmaları, bölgede ekonomik refah çalışmaları başlamıştı. Fakat bu çalışmalara en büyük engel Ermenilerin bölgeye yerleştirmiş olduğu mayınlardı. Ve Azerbaycan tarafı da defaatle bu anlamda itirazlarını gerek Rusya'ya gerek de uluslararası kuruluşlara bunu bildiriyordu. Fakat şu ana kadar Ermenistan tarafından herhangi bir açıklama, bir cevap gelmemişti. Fakat bir Ermeni subay bu anlamda aslında Ermenilerin bölgeyi bilinçli olarak mayın yerleştirme faaliyetinde bulunduğuna ilişkin itiraf gibi bir açıklama yaptı. Senin de ifade ettiğin gibi Koryun Kumaşyan bir albay ve kendisi bölgeden çekilirken 500-600 hektarlık araziye 17 kamyon mayının yerleştirildiğini ifade etti. Ve Azerbaycan tarafının burayı kendi başına mayından temizleme şansının olmadığını, uzun yıllar süreceğini, ancak Azerbaycan'ın elinde bulunan Ermeni askerlerin verilmesi karşılığında bu haritayı paylaşabileceklerini ifade ettim. Geçtiğimiz hafta da dediğin gibi aslında 3 sivil hayatını kaybetti bölgede ve sonradan yerleştirildiği aslında tespit edilmişti. İşte bu anlamda da Ermenilerin bölgedeki mayınlama faaliyetinin neticesinde şu ana kadar 7 asker, 20 sivil, toplamda 27 Azerbaycanlı hayatını kaybetti. 86 Azerbaycanlı da şu ana kadar yaralandı. Fatih, bu arada Ermenistan tarafından sınır ihlalleri de devam ediyor. Bu konuda Azerbaycan nasıl bir tedbir alacak? Neler düşünülüyor? Neler konuşuluyor? Tabii şimdi bölge dağlık bir bölge. Laçin ve Kelbecer dağlık bir bölge. Bu bölgede karlar eridi. Bu bölgede artık Azerbaycan ordusu sınırda muhkemlenme, yani bölgede güvenliği sağlama anlamında çalışmalarını başlatmıştı. Diğer taraftan Ermenistan da bölgede Azerbaycan devlet sınırını ihlal etme girişimleri devam ediyor. Geçtiğimiz 27 Mayıs'ta 6 Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait asker esir alınmıştı bölgede. Bugün bir kez daha ihlal ettiler. Yine bölgede sabotaj ve keşfiyat çalışmaları yaptıkları belirlendi ve mayınlama faaliyeti esnasında bir Ermenistan askeri alıkonuldu ve yine Azerbaycan ordusu Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgede bütün tedbirlerin alındığını ve Ermenistan tarafının bölgede tansiyonu yükselten davranışlardan, hareketlerden kaçınılması istendi.